Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda Doğrunun Analitiği konusundaki 8. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. Y eşittir x artı 4, x 2 ve x 6 doğruları ve x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar grafiği çizeceğiz herhalde değil mi çizdik. Burada bu doğrunun denklemi çizelim. X yerine 0 yazsak y'si 4 yaptı. Sonra y yerine 0 yazsak burada. Y yerine de 0 yazdığımızda x de galiba 4 yapıyor. Evet. X de 4 yaptı. Şu noktalardan geçen doğru. İşte tam olarak bu değil mi? Aynen öyle. Tamam bunu bulduk. Hatta burası da 4 olduğundan dolayı bu 45 45 90 üçgeni yaptı değil mi arkadaşım? Şu 4 birim 4 birim olduğundan dolayı. X eşittir 2 doğrusunu çizelim. X eşittir 2 doğrusu bu. Sonra x eşittir 6 doğrusu diyor. X eşittir 6 doğrusu bu. Şimdi kırmızı doğru, mavi doğru ve x ekseni arasında kalan yer x ekseni işte tam burası değil mi? Evet. Kırmızı doğrular ve mavi doğrular arasında kalan bölge neresi yapıyor arkadaşlar? İşte tam olarak şurası ve tam olarak burası. Bu ne doğrusuydu? x 2 doğrusuydu. Bu x 6 doğrusuydu. Hocam burası 2'ye 2 yapar. 4 birim olduğundan dolayı. E 45 ise burası da 45 yaptı. O zaman burası da 2 yaptı. Şöyle 90 olduğundan. Aynı şekilde 4 ile 6 arası 2. E o zaman burası da 45 ters açıdan dolayı. Burası da 45. 2 iken burası da 2 yaptı. Yani bizden 2 çarpı 2 bölü 2 artı bu alan da 2 çarpı 2 bölü 2 bu isteniyor. 2 artı 2'den cevap da ne yaptı? 4 yaptı. Birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde OAB dik üçgen demiş ve orijin sıfıra sıfır arkadaşım burası değil mi? Şimdi bunu nasıl bulabiliriz? Farklı teknikler uygulayabiliriz. Böyle bir üçgen alanı sorulduğunda şöyle bir dikdörtgen içerisine alıp tüm dikdörtgenin alanından şu alanı şu alanı ve şu alanı çıkartabiliriz. Ama şu şekilde de bulabiliriz. Hocam bunlar dik kesiyor ya. P'yi falan da bulmamız gerekecek burada. Öbür türlüsünde P'yi nasıl bulabilirdik? Şu şekilde benzerlikten alfa ya dalınca şu üçgen ve şu üçgen benzerliğinden çıkar büyük ihtimalle. Ama biraz analitiği kullanmak istiyorum burada. Analitikte şu iki nokta arasındaki uzaklık ve şurayı bulursam arkadaşlar bu dik kenarlar çarpımının yarısı bize alanı verecektir. Sanki bu yoldan gitmek daha mantıklı. Peki hocam P'yi nasıl bulacağız? İki doğru dik kesmiş eğimler çarpımı eksi bir. E, şuradaki doğrunun eğimi nedir? M1 dediğimiz şey y'ler farkı bölü x'ler farkı yani 3 bölü 5. Bu doğrunun eğimi nedir? Y'ler farkı 3 e, 2 eksi 3 yani eksi 1 bölü x'ler farkı p eksi 5. E, bu M2 oldu arkadaşım. Burada eğimler çarpımı ne olacak? Eksi 1 olacak. Yani 3 bölü 5 çarpı şuraya yazayım. 3 bölü 5 çarpı işlem kalabalığı mı olacak galiba? Eksi 1 bölü p eksi 5 eşittir eksi 1 olacak. Şu eksi birler nanay olsun. Burada 3 bölü 5p eksi 25 eşittir 1 olsun. 3 eşittir 5p eksi 25 yaptı. Öbür tarafa geçince 28 yaptı. 28 5p ise p de 28 bölü 5 çıktı. Eyvah gıcık bir şey çıktı valla. Evet buradaki p'yi bulduk. 28 bölü 5'e 2 noktası yaptı burası. Son, bu iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi. Yani kare içinde 9 artı şuraya yazayım. O A'yı şuraya göstereyim en azından. Kare içinde 3'ün karesi artı 5'in karesi 25 artı yani 3 eksi 0 ve 5 eksi 0. 3 ve 5 yazdım oraya. 25 artı 9'dan 34 yaptı. Gıcık sayılar geliyor. O hmm, AB'ye bakalım. AB'ye baktığımız zaman da arkadaşlar kare içinde x'ler farkı. x'ler farkı ne? 28 bölü 5'ten 5 çıkarttığımız zaman 3 bölü 5 geliyor galiba değil mi? Evet x'ler farkı 3 bölü 5'in karesi. 9 bölü 25 eksi YL farkı eksi 1'in karesi de 1 yaptı. Tabi artı olacaktı burası. Bu da kaç yaptı? 25 9 daha 34. Bu da kök 34 bölü kök 25'ten 5 yaptı. E o zaman cevap ne yapacak arkadaşlar? Şu iki kenarın çarpımının yarısı eşit olacak. Yani kök 34 çarpı kök 34 bölü 5 bölü 2 eşit olacak. O da 34 bölü 10 yapıyor. Evet. Yani burada kaç yapıyor o zaman burası? 34'ü 2'ye böldüğümüz var 17 bölü 5 yapıyor. Diğer türlü de yapsaydık emin olun aynı uzunlukta olacaktı arkadaşlar. O yüzden böyle analitikten de yapmak istedim. Bu şekilde çıktı. Cevap bölünürlüklerini çıktı arkadaşım. E çıktı. Geldik. 4'e. 2 doğru dik kesmiş. Eğimler çarpma eksi 1. İşte böyle çevirildiği zaman ben ne yapar ne eder? böyle şık, grafik verildiği zaman geometriden sonuca ulaşırım. Benzerlikten şuradan buradan mutlaka ulaşırım ama hadi analitiği de yapalım. Şimdi D2 doğrusunun denklemi isteniyor. D2 doğrusunun denklemi isteniyorsa e, eğim ve bir nokta lazım bana. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? sola yatık. Burada kaçının? Tanjantı. Yani bu e, M1 diyelim. M1 eksi tanjant alfaya eşit. O da eksi 6 bölü 4'ten eksi 3 bölü 2 geldi. Hocam bu M1 eksi 3 bölü 2 ise M2 dediğimiz ne yapmak zorunda? Ters çevirip eksiyle çarpmış. Çünkü Eğimler çarpma eksi 1 olduğundan dolayı. Yani 2 bölü 3. Eğim belli. Nokta belli. Yani 2'ye 0 noktası. Doğru denklemini yazabiliriz. Hadi bakalım. Eğim ne? 2 bölü 3. 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x. 2 eşittir y eksi 0. Buradan 2 x eksi 4. 2 ile buraya 3 ile karşı tarafı çarpalım. 3 y eşit oldu. Buradan ne geldi o zaman? 2 x eksi 3 y. 4'ü öbür tarafa atalım. 4'e eşit oldu. Yani cevap böylelikle 4. soruda akçay oldu. Geldik 5'e. Analitik geometriyle yapabilirim arkadaşlar. Ben bunu normal geometriyle de yapabilirim. Ee, ama analitik geometriden yapayım analitik olduğumuz için şekil sorularında. Hocam geometriden nasıl yapacaksınız diye soracak olursanız, şu üçgenin alanından şurayı çıkartacağız. Yani burada kesim noktasındaki şu yüksekliği yani x virgül y kesim noktasındaki y şu uzunluk lazım olacak arkadaşlar bana. Ee, ben bu uzunluğu bulmak için ne yapmak zorundayım? Bir kere burada şuradaki yükseklik lazım ya bana şey yapabiliriz arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Alfa beta e gidebiliriz. Benzerlikten gidebiliriz. Şu alfa betaya dalalım. A tanjant alfa 3. E o zaman tanjant alfa 3 ise hocam burası şu üçgende tanjant alfa da 3 olacak ya. 3K ise burası ne olacak o zaman? K olacak. E burası ne oldu? Şurası 1 olduğundan buraya K-1 kaldı deyip e, burası da K-1 ise 4'ten de K-1 eksi çıkınca 5-K eksi yapıyor galiba. Sonra 5-K'nın eksi tamamını oranı 3K'nın 6 oranı deyip temel orantıdan k'yı bulup sonra işleminizi yaparsınız arkadaşlar. Buradan çıkar. Çıkar mı çıkar. E, peki bunu biz nasıl bulacağız? Bu doğru ve bu doğrunun denklemini yazıp çünkü bu üçgenin alanı bulmak için şu yükseklik lazım olacak ya bana. X virgül y'deki y'si lazım olacak bana. Evet. Şuradaki kesim noktasındaki x virgül y'deki ne lazım arkadaşlar bana? Şu yükseklik yani y uzunluğu lazım olacak. E o zaman arkadaşım şu doğrunun denklemini yazmalıyız. Öncelikle kırmızı doğrunun denklemi. X bölü 4 artı Y bölü 6 eşittir 1. 12 de birleşiyor. 3 ve 2 ile çarptım bunu. 3X artı 2Y eşittir. Bölü, bölü 12 eşittir 1 ya. Eşittir 12 yaptı mı? Yaptı. Evet bir doğrunun denklemini bulduk. Öbür doğrunun mavi denklemin do, mavi doğrunun denklemini bulalım. X bölü eksi 1 artı Y bölü 3 eşittir 1 olduğundan dolayı. Bunu da ne ile çarpalım? Bunu 3 ile çarpalım. Bunu da eksi 1 ile çarpalım istersen. Ee, tabanda eksi 3 yapsın. Fark etmez. 3x eksi y bölü. Eksi 3 eşittir 1 ya. Eşittir. Eksi 3 mi yaptı? Evet. Evet bunu da bulduk. Bu iki denklemi ne yapacağız? Ortak çözüm yapacağız. E hocam bak şu denklem ve bu denklem. Bu denklemi yazdık. 3x artı 2y eşittir 12. Bana y lazım. Y'yi yok etmem lazım. Bu denklemi de eksi çarpmışını yazayım. Eksi 3x Eksiyle çarpmış artı y eksile çarpmış eşittir 3 mü yaptı? Taraf tarafa toplarsam 3y eşittir 15'ten y'yi de böylelikle 5 olarak buluruz. Evet y 5 ise arkadaş şu yükseklik 5 çıktı. O zaman tabanımız kaç? 5. Yüksekliğimiz kaç? 5. 5 çarpı 5 bölü 2'den neyi çıkartacağız? 1 çarpı 3 bölü 2'yi çıkartacağız. O da 25 eksi 3 yani 22 iki bölü 2'den kaç yapıyor? 11 yapıyor. Evet diğer türlü de işlem kalabalığı bence aynı olacaktı. Bu şekilde de bence aynı. Ama analitik böyle analitik konusunda olduğumuz için analitikten çözdük arkadaşlar. Beşinci soruyu cevap bulduk ama bu şekildeki soruların hepsini gerçekten geometri bilgisini de kullanaraktan sonuca ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Beşinci soru C oldu geldik altıncı soruya. A ve B noktalarından geçen doğru ile x eşittir x 4 doğrusunun kesim noktasının ordinatı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu soruyu iki farklı şekilde yapabiliriz. Bir bu iki noktadan geçen doğru denklemini yazabiliriz. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi nedir? Hocam doğru denklemi için eğim lazım, nokta lazım. Eğim y'ler farkı bölü x'ler farkından bulur. Sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarız. Doğru denklemini yazdıktan sonra da x yerine x4 yazıp ordinatında bulur muyuz? Buluruz. Ya da ikinci yol şekli yorumlayalım. Bu noktalardan geçen doğru bir de x eşittir 4 doğrusu. Hatta x eşittir x4 doğrusunun kesim noktasının ordinatı isteniyor. Arkadaşım x eşittir x4 doğrusu üzerindeki her bir nokta apsi x4'tür. Ordinatında K diyelim bizden K isteniyor. Bak buraya C noktası diyecek olursam A, B ve C noktaları ne oldu? Doğrusal oldu. Burada demek eğim A, B eşittir. Eğim A, C ya da eğim BC demek arkadaşım. Buradan da direkt yapılabilir. Ben buradan yapayım istersen. Eğim A, B dediğimiz 4 eksi 1'i bölü. Eksi 3 eksi eksi 2. Eksi 3 artı 2 yaptı eşittir. K eksi 4 bölü k eksi 4 bölü y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eksi 4 eksi eksi 3 yani eksi 4 artı 3 yaptı. Şurası 3 yaptı. 3 ile burası eksi 1. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3 yaptı. Eşittir. Eksi 1 burası. Eksi 1 ile k eksi 4 çarptığım zaman eksi k artı 4 yaptı. Buradan da ne geldi arkadaşım? K'yı da 7 olarak bulduk. Zaten bizden de o isteniliyor. Cevap böylelikle balık esir çıktı. Geldik 7'ye. 7'ye P1 parametre olmak üzere bu Arkadaşlar normalde parametrik denklem kaldırıldı. Yani bu, biz buna doğru demeti diyoruz. Kaldırıldı ama ya böyle bir soru sorulabilir mi? Sorulabilir. Çünkü bu ne demek? P bir parametre. Yani P yerine iste, ya P eleman real sayıda denilebilirdi. Fark etmez. Yani sen bu mantık şu. P yerine bir değer yazdığında bir doğru bu. ikinci değeri yazdığında ikinci doğru bu. Üçüncü yazdığında üçüncü doğru bu. Böyle sonsuz tane de oluşuyor? P değerleri için nokta doğrular oluşuyor. Bu doğruların hepsi P x virgül ya da A x virgül Şurada x virgül y noktasından geçiyor. İşte bizden buradaki bu doğrudan ortak noktasındaki x virgül y isteniliyor bizden. Hatta koordinatları toplamı isteniliyor bizden. E o zaman burada koordinatları toplamını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. E burada koordinatlar toplamını bulmak için bir hamle yapacağız. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bak x'i ve y'yi ayrı ayrı bulabiliriz. Biraz önce şöyle soruya bakarken düşünüyordum ben. Bazen konuşurken sizi oyalıyoruz. Arkadaşım ben burada şunu yapabilirim. Mesela P ye yerine bir değer yazıp 0 yazdın bir denklem geldi. Tamam mı? Mesela bu doğrunun denklemini buldun. Tamam mı? Şu doğrunun denklemini buldun. Sonra P ye yerine bir değer daha yazdın bu doğrunun denklemini buldun. İki doğruya ortak çözüm yaparak sonuca ulaşabilirsin. Ama bazen bunu pratik yolla da yapabilirsin. Senden ne isteniyor? M'nin koordinatları toplamı isteniyor. Senden X artı Y isteniyor değil mi? X artı Y'yi veren bir P değeri varsa direkt onu da yazabilirsin. Hocam x artı y değerini veren mesela buraya x yapan değer nedir? Eksi 1. Burayı x yapan değer eksi 1. Burayı da y mi yapıyor? Evet. Yani sen direkt p yerine eksi 1 yazdığın zaman burası x yaptı. Burası y yaptı. Burası da eksi 1 eksi 4'ten eksi 5 yaptı. Eşi 0'dan x artı y direkt ne geldi arkadaşım? 5 geldi. Evet cevabı böylelikle daha kolay bir şekilde bulmuş olduk. Aa dediğim gibi p yerine bir değer yaz. Bir denklem bir daha değer yaz. İkinci denklem o iki doğruyu ortak çözüm uygula. Kesim noktasını bul. Sonra da toplamlarını Ulaş. Bu şekilde de yapabilirsin. Sana kalmış. Evet 7. soru Denizli çıktı. Kolay bir yoldan bulduk. Geldik 8'e. Dik koordinat düzleminde a pozitif gerçel sayı olmak üzere doğruları y ekseni doğruları ve y ekseni arasında kalan bölgenin alanı buymuş. Hmm. Evet. a pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. Şimdi arkadaşım burada ben grafik çizeceğim galiba. X yerine 0 yazsam a y'sini ne yaptı? Hocam y'si 4a yaptı. Peki burada y yerine 0 yazsam. Y yerine 0 yazdığım zaman ne yapıyor? 4a eksi ax 0'a eşit ya. Buradan 4a eşittir ax'ten x'i de ne buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Çok güzel. Hadi bakalım şuna bakalım. Şurada ben x yerine 0 yazsam y'si eksi 2a oldu. Y yerine 0 yazarsam da A, x eşittir 2a'dan x'i de kaç buluruz? 2 buluruz. Evet bu grafiği çizebiliriz. Çizelim yukarıda çizelim şöyle. Hocam bir tanesinde x'i 4 bir tanesinde x'i 2. Evet birinde, X4, birinde x 4 birinde x 2. x'i 4 olanın y'si 4a. A pozitif bak dikkat et y'si 4a. E, ee, x 2 olanında yani bizim grafiğimiz şu şekilde olacak arkadaşlar bir tanesinde. Öbüründe de x'i 2 olanın Y'si ne yaptı? Eksi 2 A olacak. Eksi 2 A da şurada bir yerde olacak işte. Eksi 2 A. Çünkü A pozitif bir sayı olduğundan dolayı e, eksiyle çarpılmışı negatif burada. İşte bu doğru da şuradan geçiyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize bu doğruları ve y eksen arasında kalan bölgenin alanı. Bu doğrular ve bu doğrular ve y eksen arasında kalan bölge işte tam olarak burası. Bu bölgenin alanından bahsediyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu bölgenin alanı nedir? Hocam burası 6A. Yükseklik lazım bana. Yükseklik için ne lazım? Şöyle yüksekliği çizecek olursak kesim noktası x virgül y'deki ne yapıyor? x virgül y'deki apsisi yapmıyor mu? Evet apsisi. O zaman apsisi bulacağız. Y hani y, y'sini yok edeceğiz. Y'sini nasıl yok edebilirim burada? Yerine yazma. Taraf tarafa çıkartabiliriz ya da ortak çözümde y y yerine 4a eksi şey yazabiliriz arkadaşlar. O yerine yazma metodunu kullanabiliriz. 4 a eksi a x eşittir a x eksi 2 a olduğundan dolayı. Hocam buradan 2 a x eşittir 6 a oldu. A'lar nanay oldu. 2 x eşittir 6'dan x de böylelikle 3 bulduk. Evet x kesim noktasındaki x 3 yaptı arkadaşlar. Burası 3. E 6 a çarpı 3 bölü 2. 6 a çarpı 3 bölü 2 de kaç verilmiş? 18 verilmiş. E o zaman buradan a'yı da kaç buluruz? 2 buluruz. Bizden ne isteniyor? A kaçtır diye soruluyor. Cevap böylelikle Denizli yaptı. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. 8. soruyu Denizli bulduk. Geldik 9. soruya. Dik koordinat düzleminde bu doğrusuna doğrusuna orijinden çizilen dik benim bu doğruyu kestiği noktanın ordinatı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu doğru var. Bir doğru var elimizde. Şimdi bir de bu doğruya orijinden bir tane 0 sıfırdan bir tane dik doğru çiziyorum. Ondan sonra Çizilen bu dikmenin bu doğruyu kestiği noktanın ordinatı isteniyor. Buradaki noktanın ordinatı isteniyor. Aslında orijin işin içine kattığınız için belki sadece geometriden sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Ama analitik geometriden de sonuca ulaşabilirsiniz. Burada e, analitik geometriden de işte eğimler çarpma eksi birden giderek de sonuca ulaşabilirsiniz ama ben orijin için içinde olduğu için bunu analitik geometriden yani analitik düzlem çizerek yapmak istiyorum. Şimdi o zaman şekli çizeceğim. X yerine 0 yazdığımızda Y'si 4 yaptı. Y yerine 0 yazdığımızda 2X eşittir. 4'ten X'i 2 yaptı. E o zaman doğrumuz hop şu şekilde mi oldu? Aynen öyle. Şimdi bize diyor ki orijinden çizilen dikmenin orijinden bir tane bir dik çizeceksin. Bu dikmenin diyor bu doğruyu kestiği noktanın ordinatı. Bu doğruyu kestiği noktanın ordinatı isteniyor. Yani şuradaki değer isteniyor arkadaşlar bizden. Arkadaşım bitti. Bak öklük bağıntısı falan oluştu. 2 burası. 4 burası. Şimdi dikkat et. 2 4 tamam. 2 4 ise 2 kök 5 deyip şöyle şey yapabiliriz. Bizden de şuradaki uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu da bulabiliriz arkadaşlar. 2 4 ise 2 kök 5. Vallahi ne yapabiliriz? Öklük bağıntılarından da gidebiliriz ama en sevdiğim şey var burada. Ben olsam alfa betaya dalıp oradan yaparım. Alfa şuradaki 90 beta alfa beta e, tam burası alfa burası da beta oldu. Büyük üçgende kenarlar var. Bak dikkat et. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. En sevdiğim. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Şuradan başlıyorum. Şuraya ben A dersem alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ya. Burası 2A olur. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olduğu için 2A iken burası da 4A mı olur? Evet. E toplamda 5A'nın 4 olduğunu biliyorum. 5A eşittir 4 ise A'yı 4 bölü 5 bulurum. E A 4 bölü 5 işte bizden de o isteniliyor. Çünkü buradaki noktanın ordinatı isteniliyordu bizden. Cevap da A yani 4 bölü 5 yaptı arkadaşlar. Evet sanırım e, bu analitik düzlem çizince daha kolay çıktı. Soru bir de benzerlik için içine girdi. Benzerlik bilince de olay da bitiyor. Evet böylelikle kaçıncı soruydu bu? Dokuzuncu soruyu bu? 9. soruyu Akçay bulduk geldik 10. soruya. Dik koordinat düzleminde K1 pozitif gerçel sayı olmak üzere böyle bir şey verilmiş. Doğruları ve X80 arasında kalan kapalı bölgenin alanı 45'tir diye soruluyor. Arkadaşlar bu doğruları ve kapalı e, X80 arasında kalan. Şimdi ne yapalım? x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazalım. K pozitif gerçel sayı bunu unutma. x yerine 0 yazdığımızda bak şimdi x eşittir 0 yazdığımızda y'si ne yaptı? K yaptı. Peki y yerine 0 yazdığımızda ne oluyor? Hocam y yerine 0 yazdığımızda da şöyle 2 xkdan x de k bölü 2 geldi. Eyvallah. Öbürüne bakalım. x yerine 0 yazdığımızda x eşittir 0 yazdığımızda y'si k geldi. Oo süper. E burada bir de Y yerine 0 yazdığımız zaman ne geliyor? Eksi x bölü eşittir. Eksi x bölü 2 eşittir. K ise x de eksi 2k mı geliyor? Evet eksi 2k geliyor. K da pozitif bir gerçel sayı olduğunu biliyoruz. Hemen analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi çizip yorumlayacağız arkadaşlar. Bir tanesinde. Bir tanesinde. Bir tanesinde evet. X'i k bölü 2. Arkadaşım bir tanesinde x k bölü 2 pozitif. Y de k. Y de k. Tamam. Şu şekilde. Ve şu şekilde. Burası K bölü 2. Burası da K yaptı. Bizim doğrunun grafiği şu şekilde oldu. Öbüründe ne oldu arkadaşlar? Öbüründe de bir tanesinde apsisi K. Yok. Ordinatı K. X'i de eksi 2K. X'i de eksi 2K. Şurası. Eksi 2K'da negatif bir sayıdır arkadaşım. O yüzden buraya çizdik. Evet. Bir de X ekseni arasında kalan x ekseni arasında kalan bölgede işte tam olarak şurası arkadaşlar. Bu alanda 45 birim kareymiş. Bak şuradaki uzunluk k. Hocam burası 2k burası da k bölü 2. 2k k bölü 2 daha kaç yaptı? Toplamda burası 2k k bölü 2 daha 5k bölü 2 yaptı. Yani 5k bölü 2 taban çarpı yükseklikte de 90 derece orijin yani eksenler 90 derece kesiyor ya. K bölü 2 eşittir yani taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir ne yapacak? Alan yapacak. 45 yapacak. Hocam şuradan 5 ile 45 arasındaki 9 K kare eşittir 36 yaptı. K'yi de böylelikle 6 bulduk. Zaten bizden K isteniyor. 10. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 11. soruya. Şimdi ne demiş? D1 ve D2 doğruları burada kesişmiş. Bu doğruların x ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık 13 birim olarak verilmiş. Arkadaşım o zaman ben burada 13'ü kullanacağım. Hocam ne yapacağım burada? Şuradaki şeyi kullanayım ben. 3'e 6'yı kullanayım. Şöyle şurası üçgen. Burası 6 mı olacak ordinatı? Evet 6 olacak. E başka ne diyeceğiz burada? Öklit bağıntısı yapacağız. Bak şimdi dikkat. Şuraya A dersem tamamı 13 ya. Buraya da 10 eksi A mı kalacak? Evet. E burada öklit bağıntısı var. 6'nın karesi. A artı 3 çarpı 10 eksi A mı yapacak? Evet. Burada Y ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Çarpanları ayırmadan gelir arkadaşlar. Ama ben şöyle demek istiyorum. 6 kere 6 36. 4 kere 9 36 olabilir. Yani burası 4 burası 9 olabilir. Burası 4 olunca A'yı kaç bulurum? 1 bulurum. A1 mi? Evet. Tam tersi olabilir. Hocam burası 9 burası 4 olabilir. Burası 9 olunca A'yı 6 bulurum. A yerine 6 yazdığımızda da bu değer geliyor. Evet iki tane değerle karşılaştık arkadaşlar. E, bu y ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Yani şuradaki noktalar arasındaki uzaklık soruluyor bize. Şimdi ben A'yı 1 bulursam cevap değişecek mi? Bir önce A'yı 1 diye kullanayım şöyle. A 1 olduğunda arkadaşlar sonrasında işlem yapacağım. A yerine 1 yazdığımda şurası 4, 6, 9 aslında şey yapabilirim. Benzerlikten gidebilirim. Hocam burada 1 bölü 4 oran var. 1 bölü 4 eşittir. Şuradaki noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Tamam tamam. 1 bölü 4. Temel orantı 1 bölü 4 eşittir. N bölü 6. N bölü 6'tan. N'i bulduk? 3 bölü 2 bulduk. 6 bölü 4'ten. 3 bölü 2. Hocam bir tanesi 3 bölü 2. Burada da ne çıktı arkadaşım? Şu bölü tamamı yani A yerine 1 yazdığımızda 9 bölü 12. 9 bölü 12 eşittir. 6 bölü M'den dolayı şuraya da M dersem 6 bölü M'den dolayı 3'e bölsen 3'e bölsen 3 4 bir daha 3'e böl 3'e böl e, burası 2 kaldı. 2 kere 4 8 mi yaptı? M'i de böyle 8 buluruz. M 8 çıktı. N ne çıktı? Şurası N ya. N'i de biz ne bulmuştuk arkadaşlar? 3 bölü 2 bulmuştuk. Yani bizden 8 eksi 3 bölü 2 isteniyor. O da 16 eksi 3. Kaç yaptı arkadaşlar? 13. 13 bölü 2 çıktı. Ama ben burada A yerine 1 yazdığımızda. Peki A 9 olabilir mi? A yerine 9 yazarsam. Ya A 9 da olabilir aslında. A 9 olduğunda belki değer değişebilir. Onu da siz bir deneyin isterseniz. Ee, yoksa soru kökü A yerine 9 yazdığınızda cevap çıkmıyorsa, denizli çıkmıyorsa o zaman soru kökünü değiştirmek lazım. Y ekseni kestiği noktalar arasında uzaklık kaç birim olabilir şeklinde demek lazım. Biz A yerine 1 yazdığımızda hani burada çarpanları ayırmada da 2 değer çıkacak zaten. A'ya 1 çıkacak ya 6 çıkacak. E, 1 yazdığımızda cevabı bulduk. Bulmasaydık bir de 6 yazıp o şekilde de cevabına ulaşırdık arkadaşlar. Evet böylelikle 11. soruyu Denizli bulduk ve test 8'i bitirdik 8. testi. O zaman diyoruz bir sonraki videoda 9. testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.